Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 97. 98-99, özellikle 97'ye girecek arkadaşlar. Soruları çözmeden sınava girmeyin lütfen. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Özel soruları orada görüp başarınızı artırabilirsiniz. Ayrıca Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına da abone olup yine katıla tıklayarak oradaki soruları da çözüp başarınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Özel güvenlik görevlisi görevlendirildiği yerde önleyici ve koruyucu kolluk hizmeti yapmaktadır. Aynı zamanda adli olay meydana geldiğinde adli ve yardım görevi icra etmek üzere bir takım görevleri de yerine getirmektedir. Özellikle suçları önlemek, kamu düzenini sağlamak, olaylara müdahale etmek, olay yerinin korunmasını sağlamak, özel güvenlik ve halkla ilişkilerle ilgili görevleri yapmak, vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, sorumluluk bölgesini denetimi altında bulundurmak ve kişilere ve mağdurlara nedir? Özel güvenlik görevlileri yardım etmekle görevlidir, değil mi? Evet, hemen sorumuza geçelim. 25 adet soru çözüyoruz bildiğiniz gibi. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir? A. Gözaltına alma. B. İfade alma. C. Görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan geçirme. D. Soruşturma yapma. E. İnceleme. Delil inceleme. Tabii arkadaşlar, dikkat ederseniz gözaltına alma, ifade alma, soruşturma yapma, delil inceleme özel güvenlik görevlilerinin yetkileri değildir. Görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan geçirmek nedir? Özel güvenlik görevlisinin görevleri arasındadır. Doğru seçenek Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? Çevre engelleri, ikaz levhaları, gözetleme kuleleri, bariyerler ve kilit sistemleri, aydınlatma sistemleri. Tabii çevre güvenlik sistemlerinden sayılmayanı soruyor. Burada dikkat ederseniz ikaz levhaları çevre güvenlik sistemleri içerisinde yoktur. Cevap Bursa seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorularımızdandı. Hemen 3'e bakalım. 3. sorumuz olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Bakın. A. Olay yeri emniyet şeridiyle çevrilerek koruma altına alınır. B. Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır. C. Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır. D. Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir. E. Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır. Evet, burada dikkat edersek bakın olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında sayılmaz. Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilmesi nedir? Sayılmaz, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 4. soruya bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumlu sigortası yaptırmakta sorumludur? Zorunludur. Tabii ki özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, B. Özel güvenlik görevlilerinin kendileri, C. İl Özel Güvenlik Komisyonu, D. İçişleri Bakanlığı, E. Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili valilik. Burada bakın yaptırmakla zorunludur dediği şudur arkadaşlar. Özel hukuk tüzel kişiler ve özel güvenlik şirketleri, değil mi?
Bize güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kim yapar? Özel güvenlik şirketleri yapmakla mükelleftir. Adana seçeneği doğru cevap. 5'e bakalım hemen. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak meydana çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak, bakın, geçtikleri ortamları yeryüzünü sarsma olayına ne denir? Tsunami, sel, erozyon, deprem ve toprak kayması. Bakın, titreşimler, yer kabuğu içinde kırılmalar, değil mi? Kırılma nedeniyle ani olarak meydana çıkan titreşimler. Nedir? Direkt bakın burada depremin tanımını bize vermiş. Denizli seçeneği doğru cevap. 6'ya bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır? A. Su. B. Kum. C. Kuru kimyevi toz. D. Köpük. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Söndürücü maddeler arasında yer alır. Hepsi de alır, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. 7. soruya bakalım. Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir? A. Sadece ağzına. B. Sadece ağzına ağız dolusu. C. Sadece burnuna. D. Ağzına ve burnuna birlikte. E. Hiçbiri. Tabii bebeklerde yapay solunum yapılırken hava ağzına ve burnuna üflenecek şekilde olmalıdır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. sorumuz, bakın, kimyasal delillerden gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Kıl, lif, barut artıkları, kartuş ve kova. Kimyasal deliller olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillere girer. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar, kimyevi maddeler nedir? Kimyasal delillere girer. Bize burada ne diyor soru? Kimyasal delil çeşitlerindendir. Tabii bakın, kimyasal delil çeşitleri patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar. Burada bakın bize verilen barut artıkları kimyasal delil çeşitlerindendir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 9. soruya bakalım. Hangi durumda turnike uygulanabilir? A. Kanaması olan her kazazedede. B. Uzuv kopması olan kazazedede. C. Toplar damar kanamalarında. D. Baş yaralanmalarında. E. İç kanamalarda. Turnike tabii ki arkadaşlar uzuv kopmalarında uygulanıyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, hemen yangın sınıflama çeşitlerinden bahsedelim. A sınıfı yangınlar, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı şeklinde var. A sınıfı yangınlar, yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. Demek ki A sınıfı sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar ve sıvılaşabilir katılarla ilgili yangınlar. C sınıfı gaz yangınları. D sınıfı metal yangınları, yanabilen hafif metaller. F sınıfı ise pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınlarıdır. İşte bitkisel, hayvansal, sıvı, katı, yağlar F sınıfı yangınlara giriyor. 10. soru şöyle. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde yer alır? LPG ve doğalgazı sormuş bakın. Tabii ki bakın, gaz, değil mi? Doğalgaz C sınıfı yangınlara girer.
Cevap evet. Hemen 11'e bakalım. Devriye görevlileri özel güvenlik görevlisi Şahin ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? İfade alma tutanağı, olay tespit tutanağı, yangın tutanağı, yakalama tutanağı, suçüstü tutanağı. Evet, özel güvenlik görevlisi Şahin'in ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak, tabi burada verilenlerden ifade alma tutanağı düzenleyemezler. İfade alma tutanağını emniyet güçleri ne yapar? Düzenler. İkinci soruya bakalım. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir? A. Vali yardımcısı. B. İl özel güvenlik komisyonu. C. Kaymakam. D. İl emniyet müdürü. E. Özel güvenlik şirket müdürü. Evet, burada görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına izin veren makam tabii ki il özel güvenlik komisyonudur. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 13. soru devriyeden gelmiş. Devriyede mutlaka sınavda soru geliyor. Devriye çeşitlerinden devriye en az iki kişi, iki personel tarafından yapılıyor. Devriyenin yöntemleri olağan devriye, dairesel, geri dönüşlü ve planlı devriyedir. Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenmiş devriye personelinin uyması istenen, belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Rutin devriye, devriye görevini bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi de nedir? Geri dönüşlü devriyedir. 13'ün sorumu şöyle. Devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi hangi devriye çeşididir? Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşlü. Evet, burada da dikkat edersek cevabımız Edirne seçeneğidir. 14'e bakalım. Ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? A. Empati. B. Enformasyon. C. Beden dili. D. Yaşantı. E. Öğrenme. Evet, burada dikkat edersek ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir cümlesi iletişimde nedir arkadaşlar? Beden dili değil mi? Beden dilini bize ne yapar? Bildirir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15'e bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheli yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Şüpheliyi en kısa sürede tutanaklı genel kolluğa teslim eder. B. Şüpheliyi amirine teslim eder. C. Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir. D. Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder. E. Şüpheli şahsın ifadesini alır. Evet, burada hangisini yapmalıdır bakın diyor. Tabii ki şüpheliyi en kısa sürede tutanakla genel kolluğa ne yapması gerekir? Teslim etmesi gerekir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 16'ya bakın. Bak dinle hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir? 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye ve 8 saniye.
Tabi burada bak, dinle, hisset. Ne diyor? 10 saniye süreyle bak, dinle, hisset, solunumunu kontrol et diye bizi uyarıyor. Ceyhan seçeneğidir. 17. soru yine ilk yardımdan gelmiş. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada dış kalp masajı suni solunum sayısı oranı aşağıdakilerden hangisidir? 5 taksim 2, 10 taksim 2, 30'a 2, 40'a 2, 40'a 3. Temel yaşam desteği 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklindedir. Cevap Ceyhan seçeneği. 18'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin, önemli kişi VIP, acil durumlarda kullanabileceği güvenli bölgelerden, yerlerden biri olamaz? İşte kolluk kuvveti bulunan binalar, hastaneler, bakanlık binaları, parklar, valilik binaları. Tabi bakın, burada güvenli bölgelerden biri olamaz dediğine göre parklar güvenli bölge değildir, değil mi? Açık alanlar kesinlikle güvenli bir bölge değildir. Kapalı bölgeler olması gerekiyor. 19. soruya bakalım. Genel kolluk ile birlikte havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin şuursuz bir şekilde her yere doğru kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Özenti, panik, taklit, toplumsal tepki, psikolojik yetersizlik. Tabi bakın, burada dikkat edersek bir panikten bahsediyor, değil mi? Her biri bir tarafa ne yapmış arkadaşlar? Kaçmış. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 20. soruya geçelim. Trafik kazası geçirmiş bir kişiye eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilk yardımcı ne yapmamalıdır? Evet, bakın, ne yapmamalıdır? A. Hava yolunu kontrol. B. Solunum kontrol. C. Kanama kontrol. D. Güvenli bir yere taşıma. D. Bilinç kontrolü. Evet, bakın, A, B, C, E'yi kontrol etmelidir ama Denizli seçeneğindeki güvenli bir yere taşıma kesinlikle yapılmaması gerekir. 21. soru, özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında genel kolluk kim yönlendirmeye yetkilidir? A. Mülki idare amiri. B. Özel güvenlik görevlisi. C. Özel güvenlik şirket yöneticisi. D. Özel güvenlik sorumlusu. E. İl özel güvenlik komisyonu. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar, mülki idare amiri nedir? Görevlendirmeye yetkilidir. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 22'ye bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerine göre kişilerin silahlı performans tarafından korunması, silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır? İçişleri Bakanı, Vali, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı ve Milli Savunma Bakanı. Tabi burada bakın, bu tip olaylarda kesinlikle kim görevlidir? Vali görevlidir, değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 23'e bakalım. Sonuncu sorumuz. Devriyenin görevleri var. Önleyici görevler, koruyucu görevler, yardım görevleri ve adli görevler. Önleyici görevler sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu
eylemleri engellemek, koruyucu görevler sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, tedbirler almak, yardım görevleri görev alanında yardım isteyenler ile yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, adli görevler sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerdir. Evet, konuyla ilgili bir soru gelmiş. Bakın, sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunulmasıdır. Adli, önleyici, yardım, koruyucu ve yargısal şeklinde verilen, bakın burada ne yapmış? Önleyici bir görevden bahsediyor. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 24. Zor kullanma şartları ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kanunilik, kademelilik, zorunluluk, ölçülülük, keyfilik. Evet. Burada hangisi söylenemez? Tabii ki keyfilik, değil mi? Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 25 son soru arkadaşlar. 2009-18 sayılı karayolları trafik kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz? İtfaiye araçlarında, polis araçlarında, sahil güvenlik araçlarında, özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında, jandarma araçlarında. Evet, tabii bakın, itfaiye, polis, sahil güvenlik ve jandarma nedir? Devletin, kamunun malıdır ve tepe lambası bulunması gerekir. Ama özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında tepe lambası olmasına gerek yoktur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dileriz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.